Aslan. Aslan. Aslan, Aslan burcu. Kayınvalidelerin doğum günlerini unuttular. Ve bana o kadar çok söylüyorlardı, sen kayınvalidenle anlaşamıyorsun, sizin aranızda onlar var, sizin aranızda bunlar var, mesafelisiniz diyordu. Gerçek sevgi bence sevdiğin insanın özel günlerini hatırlamaktır. Ben bu saatten sonra onlara bir şey söylemiyorum. Şimdi bu bir gelinimiz var ya, bir şeyli gelmiş, hazırlıklı gelmiş. Yani daha önceki yarışmacılarımız da böyle bir gelmişti. Fakat sükutu hayal olmuştu. İnşallah umarım olmaz, güzel yemekler yapar ve rekabet kızışır diyorum. Hatice bugün çok alevli, ateşli. Demek ki bu hafta iyi puanlar alması gerekiyor. Çünkü almazsa Hatice puanları... Ben şimdi kayınvalidelere gideyim. Bakayım ya. Peki Hanife Hanımcığım, şimdi bana söyler misin? Çiğdem Hanım'ı nasıl gördün televizyonda? Güzel Hanım'ı, Hüsnü Hanım'ı nasıl gördün? Bir anlat bakalım. İyi gördüm. Yani nasıl, onlar hakkında fikirlerini almak istiyorum şimdi. Peki Çiğdem Hanım'ın şimdi karakterini anlat. Nasıl? Ne anlatayım onu? Yani... Söyleyin, çekinmeyin, söyleyin. Anlat Hanife ablacığım, vallahi. Yani böyle, yok böyle sakin, sessiz ama böyle... Ateşli. 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 Evet, sakin lafında. Değilim. Sakin, görünüyor. Üstüme gelinirse sakinliğimi koruyamam. Müzeyyen Hanım'ı nasıl buldu? Müzeyyen Hanım biraz... Sessiz. Sakin, sessiz ama sessizliğin altında çok gizli şeyler var. Değil mi? Vay. Değil mi? Çok gizli şeyler var. Gizli şeyler. Peki, var. Peki, Hüsnü Hanım nasıl buluyorsunuz? O çok çakaçak gidiyor. O çakaçak. Evet. Çakaçak yani. Çakaçak. Çatacak diyor. Sen çok lafa karşı laf çok şey diyorsun. Ha, bizim çatacak dediğimiz. Çakaçak. Karadeniz olarak çakaçak. Hatice, bir alınca bu kadar bir almak seni etkiliyor mu? Canım. Ağladığında laf ediyordun, hatırlıyor musun? Ne oldu? Ben sen bir ağlayınca aldığım için ağlamadım ki. Ne için ağladın? Ben haksızlık yapıp bu kadar etkileniyorsun. Bak çabuk. İnşallah aynı durumu sen de yaşarsın. Ben öyle kolay İnsan olamam. bir yere kadar sabredebiliyor. Biz burada yemeği piyasaya çıkarmışız. Kalkıp iki veriyor kayınvalide. Çiğ tabağı bir veriyor. E ne anladım ben bundan? O zaman ben de yapmasaydım dedi. Senin kayınvaliden de aynısını yaptı. Hatice, ben farklı bir şey savunmuyorum ki. Aynısını o da yaptı diyorum tamam, zaten. Tamam, kayınvalidenle konuşmuyor musunuz siz bunu? Konuşmuyorum. Böyle yapma, böyle yapma diye. Hatice, söylemedin mi burada? Anne, yaptığın doğru muydu? Biz dedim burada yemek çıkardık. İki bizim hakkımız mıydı demedin mi? Vallahi ben siz beni dinlemiyor musunuz? Ben anlamıyorum ya. Ben burada haktan falan artık yani hakkıyla gerçekten yemeğe puan verildiğini düşünmüyorum. Ama ben senin puan için değil de daha çok bilezikler için ağladığını düşünüyorum. Ay, kesinlikle. Canım, bende var yeterince bilezik. Benim öyle bilezik takıntım için ağladığımı nereden çıkardın? Ben öyle düşünmüyorum çünkü iki haftadır ben alıyorum bilezikleri. Bunda da sende böyle bir çekememezlik görüyorum. Evet Gülşah'cığım. Bu yüzden ağladığını düşünüyorum yani. Evet Gülşah. Bunun başka bir açıklaması onun yok için bence. Onun için ağladım Gülşah. Ne diyeceksin? Bunun için ağladın, evet. İçin rahatladı mı? Evet, rahatladım. Tamam o zaman, onun için ağladım. Sen öyle bil, tamam. Bugün Hatice biraz atarlı, atarlandı. Başak ona bir şeyler söylemiş. Hatice evet, bugün gelinimi çok şey Hatice'ye etti. Ben Hatice'ye hep söylüyorum. Kızım bak çok konuşuyorsun. Senin üstüne gelecekler. Kimin üstüne gidecekler? Gülşah'ın üstüne mi gidecekler? Elif'in üstüne mi gidecekler? Lezzetin kraliçeliğini iddia eden biziz. Geldik uzun süredir duran biziz. Kimin üstüne yürüyecekler? Bizim üstümüze yürüyecekler. Hiç bu şimdi yürümemiş halim Elif'in üzerine. Tabii ki yürümemiş hali. Ya. Elif üstüne yürüyor. Sadece Hatice'ye yürüyorlar ki. Sadece Hatice'ye yürüyorlar. Allah Allah. Görüyoruz, biz seyrediyoruz ben sadece. Ben perdeyi kapatacağım. Hatice'ye yürümüyorlar. Perdeyi kapatıyorum. Bugün benim gelini çok çirkefli aşık dedim. Sizi taş başa bırakıyorum. Sadece Elif'in üzerine gelinler yürümüyor. Kayınvalideler de yürüyor benim gelinim. Evet. Bakalım sen nasıl yaptın şu yemeği? Sen benim buraya gelmeye izin aldın mı? İzin mi isteyeceğim evet, senden? Ben izin burada bütün mutfaklara girebilirim arkadaşlar. Benim gibi hiç giremezsin. Girelim bakalım hayır, ne yapıyorsun? Hayır. Böyle bakabilirsin ama sen şu alana giremezsin. Sen benim mutfağıma girebiliyorsun. Ben böyle yapıyorum. Var mı itirazın? Öyle bir şey yok. Sen izleyip gelmişsin sözde, bilmen gerekiyor. Kimsenin mutfağına izin almadan giremezsin. Bak giremezsin. Bak.
Giremezsin. Giremiyorum. Hani giremezsin. Ne yapıyorsun? İstemiyorum gelmeni. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum? Bak geldim. Hayır, güzel geldim. Ya nasıl sen bir arkadaş yürek yemiş ya. Bir tuhafsın ya. Neyine bakıyorsun? Bu soğanlar böyle mi doğranır? Yani bir aydan beri buradasın hala soğan doğramayı öğrenemedim. Senden mi? Gider misin? Benden öğreneceksiniz. Gider misin? Göstereceğim size kızım. Gider misin? Yemek yapmasını öğreteceğim size. Ay biz ne yemek yapmayı öğretenler gördük burada. Sadece izin alabilirsin. Aldığın sürece girebilirsin dedik biz. Ben izin almıyorum. Ben izin almıyorum. Seni saygısızlığınla baş başa bırakıyorum. Başak orada. Kayınvalideme çay getireceğim. Efendim? Kayınvalideme çay götüreceğim. Bir sıkıntı çıktı? Mı var? O nereden canım çıktı? İstedi. Bazı şeyleri ben bilmem. Benim keyfim bilir canım. Ben nereden bileyim senin içeride kayınvaliden etiyor vermeyeceğini? Niye? Her tarafta kameralar yok mu? Olabilir. Belki kaş göz işareti yapacaksın. Hayır, hiç de bile işaret yapmayacağım. Sanki çay içmeye geldi kayınvaliden buraya. Evet, benim kayınvalidem Rizeli'dir. Çay içmeden canım, duramaz. Canım evindeysin çayını çay burada. Burası duramaz. Çay içme programı değil Rize'den ki. Rize'den benim için o kadar yolları tepmiş gelmiş. Evinde ağırlasaydın da evinde yapsaydın. Evimde de ağırlarım, mutfakta da ağırlarım, burada da ağırlarım. Her yerde ağırlarım. Kayınvalidem çünkü. Ah canım. Kızlar ne yaptınız? Pişirdiniz mi? Evet de bu tabak bunu olmuyor ki. Nasıl çevireceğim? Nasıl olmuyor tabak? Herkes nasıl yapmış? Tam olmadı mı? Koyun bakayım. Vallahi ben... Öyle bastıra bastıra koyacağım. Hadi. Yaktın kız beni. Acaba bunu kullansam ne olur? Bütün ah. Yaktım. Pişmiş biraz mi acaba? Biraz dağıldı evet. Kim pişirdi? Benim çok az kaldı. Kim pişirdi? Pişirdin mi sen? Benimkisi bitti. Şimdi anneme çay getiriyorum. Aa, pişirmiş bile. Bravo. Nereye gidiyorsun? Kayınvalideme gidiyorum. Kayınvalideme gidiyorsun. Evet, çay kızlar götürüyor. Kızlar pişirmiş çay götürüyor kayınvalide. Size kolay gelsin kızlar. Vay, vallahi gitti. Ay iki gidiyor yani. Gitsin bence de. Bence de. Gitmesi gerekiyordu onun. Merhabalar. Anneciğim Rize'den benim için o kadar yük etmiş gelmiş. Evet, işte. O çay içmeden duramaz. İşte. Anneciğim. Ama seni bu yaptığın bence çok saygı duyacağım. Neden burada? Ama, ama sizin kızım, azıcık bir dinlen kızım. Ama sizin de gelinleriniz var. Ama kızım. Sen buraya geliyorsun şu anda. Evet ben. Ama gelmez. O beni düşündüğü için. Yemeği anca yaptım yani anca bir işte anca bir bardak koyabildim maalesef. Sevmese bile sevgisini gösteren gelinim. Bir bardak çay gelmez yani çok yani ayıp ettin sen şu anda bizlere karşı da. Yani ben saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Hepinizin gelinleri var. Bunları onlar da düşünebilirlerdi. Ama herkes burada tek tek herkes kayınvalidesine çay getirmez. Getirebilir. Geçen gün getirebilir. Hatice'miz yaptı. Getirebilir. Hepimize getirdi, ikram etti. İsteyen istediğine getirebilir. Çok hoşumuza gitti. Ben kayınvalideme getirmek çok istedim. Çok yanlış. Ya hiç getirmeyecek. Bu benim 4 bardak getirecek. İşte bak beni sevdi. Buradan ama belli. Ama zaten çayınız da yemekleriniz de çayınız gibiyse.